Sevgili gençler iyi günler. Bu haftaki konumuz geometrik cisimlerden bir prizmamız silindir. Özel bir prizm olan silindir. Böyle bir şeklimizi tanıyalım. Silindir üst tabanı daire, alt tabanı daire olan dik bir prizmadır. Bu iki daire birbirine eşittir. Dairemizin yarı çapına R diyelim. Yüksekliğimizde H kadar olsun. Tüm prizmalarda olduğu gibi silindirde de hacim formülümüz taban alanı çarpı yüksekliktir. Yani taban alanı pi re kare çarpı yükseklik silindirin bize hacmini verecektir. Şeklin açılımına baktığımız zaman içinde 3 tane yüzey vardır. Bu 3 yüzey üst tarafta bir daire, alt tarafta bir daire, yan tarafta ise yanal alan dediğimiz yan tarafta ise bir dikdörtgen. Açılımını da şöyle bir çizelim yan tarafı oluşturan bir dikdörtgen üst ve alt tabanlarda birer daire şeklindedir. Yüksekliğimiz H dikdörtgenin kenarlarından birini oluşturacaktır. İşin en önemli kısmı da şu dairenin dairemizin çevresi dikdörtgenin öteki kenarıyla örtüşmek zorundadır. Çünkü orayı tam kapatmaktadır. Dairemizin çevresi iki pire dikdörtgenin Yükseklik dışındaki diğer kenarını oluşturmaktadır. Bu bize bir de alanı bulmamızı sağlar. Yüzey alanı dediğimiz kavram. Yüzey alanı. Yani 3 tane yüzeyi var. İkisi daire. 2 iki tane daire. Artı bir de dikdörtgen alanı. Dikdörtgenin kenarları çarpımı. 2 pi r h Yüzeyin alanını bize verecektir. Yanal alan Yanal alan dediğiniz kavramda silindirin sadece yan tarafı yani dikdörtgenin alanı demektir. Yanal alan sadece 2 pi r h kadardır. Tabi şekil deforme olmuşsa alanlar da ona göre düzenlenecektir. Şimdi sorularımıza başlayalım. Bu tanımımızla beraber tanımımızı verdikten sonra sorularımıza başlayalım. Taban çevresi 8 pi santimetre, yanal alanı 96 pi santimetre kare olan dik silindirin yüksekliği kaçtır diye soruyor bize. Açılımını hemen çizelim. Diyor ki taban çevresi 8 pi. Şimdi taban çevresi 8 pi ise bu silindirimizin tabanda bir daire var. Yani yan alanı oluşturan dik dörtgenin kenarlarından biri tabanın çevresine aittir. Yanal alanı diyor 96. Yanal alan dediğimiz dikdörtgen alanı. Nasıl 96 pi olur? Eğer yüksekliğiniz 12 olursa demek ki silindirimizin yüksekliği 12 olacaktır. Gerçekten de silindiri tekrar kapattığımızda yükseklik 12. Yarı çapımızda demek ki 4 olan bir silindirden bahsediyor arkadaşlar. Hacmi 40 pi santimetre küp olan bir silindirin yüksekliği taban yarıçapının 5 katıdır diyor. Hacmi 40 pi santimetre küp olan bir silindirin yüksekliği taban yarıçapının 5 katıdır. Buna göre silindirimizin yanal alanı kaçtır? Silindirimizi şöyle bir çizmek zorunda değiliz ama şöyle bir bakalım. Diyor ki hacmi 40 pi tamam. Yarı çapla yükseklik arasındaki ilişki yarı çapımızla yükseklik arasındaki ilişki de 5 kat. Hacim sayesinde x'in gerçek değerini bulalım. Hacim taban alanı çarpı yükseklik. Nasıl 40 pi olur? Pi'ler sadeleşti. x küp eşittir 40 bölü 5'ten 8. x uzunluğumuz o zaman 2 olacaktır. Bizden yanal alanı istiyor. Yani 2 pi r h 2 pi yarı çapımızda 2 yüksekliğimizde e, kaç kadardı? 5 kere 2'den 10. O halde cevabımız 40 pi olacaktır. Şekildeki şekildeki ABCD dik kesiti kare olan dik silindirin hacmi 54 pi olduğuna göre silindirin yan yüzey alanı kaçtır diye soruyor bize. Dik kesit. Dik kesitten kasıt arkadaşlar. Şu kenarları DC C, B, C, A, B ve D, Bu bir kareymiş. Yani yarı çapımız X kadarsa yüksekliğimizde 2x kadar olan bir silindirin hacminin 54 pi olduğunu söylüyor. Pi r kare çarpı h madem 54 pi'dir. Demek ki yarı çapımız 3 yüksekliğimizde 6'dır diyebiliriz arkadaşlar. Bizden yan, yanal alan isteniyor. Yan yüzey alanı isteniyor. Açılımına baktığımız zaman şöyle şurada çizelim açılımı yan alanı bir dikdörtgendir. Bir kenarı yükseklik kadardır. Diğer kenarı ise diğer kenarı ise arkadaşlar dairenin çevresi kadardır. Yani 2 pi r. 2 çarpı pi çarpı r'den burası da 6 pi olacaktır. O halde yanal alan 36 6 kere 6 pi'den 36 pi santimetre kare diyebiliriz. Açılımı verilmiş bir silindirimiz var. Yarı çapının 3 olduğunu şekilde de görüyoruz. Bu açılımın alanı 48 pi santimetre karedir diyor. Hacmini bulunuz. Alan 3 tane yüzeyimiz var. Üstteki dairenin alanı pi re kareden 9 pi. Alttaki dairenin alanı pi re kareden 9 pi. Toplam 18 pi. Tüm şeklin alanı 48 pi ise 18 pi çıktı dikdörtgene 30 pi'lik bir alan kaldı. Dairenin çevresi 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 3'ten 6 pi'dir. O halde yüksekliğimiz 5 birim olacaktır. Artık silindire ait yarı çapımızı da biliyoruz. Yarı çap 3 birim. Yüksekliğimiz de 5 birim. Hacmi isteniyor. Hacim taban alanı çarpı yükseklik formülüyle 45 pi olacaktır. Arkadaşlar. İç içe iki tane silindir verilmiş merkezleri. Aynı. Birinin yarı çapı 3 birim. Birinin yarı çapı 2 birim. Ötekinin yarı çapı ise 6 birim. Yani şurası 2 birim. O'dan B'ye kadar da 6 birimse yani burası da 4 birim, 4 birim olacaktır. Diyor ki A noktasından A noktasından bir delik açılır. içindeki su o halde e, bu delikten gelecektir ve iki silindir arasını da suyla dolduracaktır. Bir yerde sular eşitlenecek. Acaba buradaki yükseklik kaçtır diye bize soruyor. Şimdi suyun hacmi değişmez. Su şu anda sadece küçük silindirin içinde. Hemen suyun hacmini bulalım. V su pi r kare çarpı haştan 4 kere 18 72 pi'lik bir hacme sahip. Daha sonra büyük silindir ile küçük silindirin birleşimi olan şu silindirin içine dolacaktır. Yani yarı çapı 6 olan ama suyun hacmi değişmez. Yarı çapı 6 ise pi r kare çarpı acaba yüksekliği kaçtır? Görülüyor ki suyun hacmi değişmemesi için 72 pi'nin devam etmesi için yüksekliğimizin 2 olması.